Merhaba sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler de soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Dünkü sarım adam yaprağı bugün sarayım diyorum arkadaşlar. Önceden yaprağım vardı zaten, bunu yıkadıydım. Şunu da şöyle süzüyüm. Bir de sudan geçireyim arkadaşlar buradan. İçeride zobalanıyor sıcak sıcak. İçeride saralım zobanın yanında. Dün hastaneyle uğraştığımız için biliyorsunuz saramadım bir. Şurada dursun, şurada da soğumayı yıkarım. Silimi hazırlayın her şeyi. Sizden neler yapıyorsunuz değerli takipçilerim? Nasılsınız, iyi misiniz? Allah herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Sağlık olmadı mı zor vallahi. Biz dünden beri uğraşıyoruz, daha da Yasin karnım ağrıyor diyor. İnşallah bir şey çıkmaz. Düdüklüme sarayım arkadaşlar şöyle. Yaprağın içini de dünden hazırladıydım zaten. Yasin karnım ağrıyor deyince öylece bıraktım. Ağzını kapattım bıraktıydım. Bugüne nasılmış yaprak sarmamızda. İçeriye gidelim arkadaşlar. Soframızı serdim ben zaten. Gidelim yaprağımızı saralım. Bunu da misafir gelince pişiririm herhalde. Belli de olmaz, çocukların canı isterdi. Belki de bugün pişiririm. Yavaş yavaş gidelim içeri yaprağımızı saralım. Dilan Hanım yorulmuş bugün. Öğlen uykusuna yattı arkadaşlar. Yasin'i de göndermedim bugün okula. Akşamdan ağrıyordu birazcık daha karnı. Sabahtan haydi oğlum okula gideceğim deyince karnım ağrıyor dedi. Bugün de göndermedim bakalım okula. Öğretmenine de yazdım. İnşallah ciddi bir şeysi yoktur. İki kere röntgen çektirdim arkadaşlar. İkisinde de bir şey yok dedi doktor. Gaz var dedi. İki tane lağman yaptı. Sonradan bir daha sorduk. Röntgende ne var hocam diye. Hiçbir şey yok dedi. Temiz dedi. Öğleliğinden şimdi uyuyor. Onu da göstermedim size. Yatıyor şimdi. Yatsın, karnının ağrısı geçsin, dinlensin. Bugün daha bir soğuk. Dün güzeldi azıcık. Cemre yanlış yere mi düştü, ne oldu? Hava yeri soğudu. Sonra da az önce işe gitti arkadaşlar saat 2 gibi. Ona da melemem vardı havamızda. Yazdan yaptığım ondan yaptım. Beraber atıştırdık. O işe gitti. Ben yaprağı sarayım diye oturdum. Kaç gündür niyetleniyordum. Bir saramadıydım. Bugün sizlerle beraber saralım. Aldığım gömleğinin badisini değiştirmiş. İki tane beyaz almış. Niye beyaz aldın? Hemen kirleniyor dedim. Beyazı seviyorum diyor. Ben de seviyorum da iki üç kere yıkayınca morarıyor niyeyse.
Deterjandan mı, makineden mi? Makinemizde 8 senelik arkadaşlar bu arada. Ondan olabilir mi bilmiyorum. Annem abimkine de melemen yapmış. Biz de melemen yedik. Annem de melemen yapmış. Abimkine gönderdi. Kayada çalışıyorlar yine bugün. Kamyonla kepçeyle gelmeyelim diye orada yediler bu sefer. Sonra el götürdü yemeklerinde. Oradan da işe gitti. Eymen'i de babaannesi götürdü arkadaşlar bugün okula. Sınıf arkadaşı varmış Eymen'i. Eymen'e taş atarmış durmadan. Abdasıyla ikisi bir olurmuş. Eymen'e taş atarlarmış. Hem Yasin'e atıyorlarmış hem Eymen'e atıyorlarmış. Geçen gelmiş Eymen ağlıyor. Anne arkadaşım bana taş attı kocaman. Hem Yasin'in ayağına değmiş. Eymen'in bir tarafına değmiş. Bir de o taş atan çocuk babaannesine söylemiş. Babaannesi de gelmiş ki Eymen'in kulağını çekmiş. Kocaman kadın. Nasıl gücü gittiyse artık Eymen'e. Anne onunla konuşayım diye gittiydi. Konuştu mu konuşmadı mı bilmiyorum. Şu ayağımı uzatacağım arkadaşlar. Kusura bakma eğilemeyim. Bir de kayada otururken yine okulumuz aşağıdaydı. Yasin'in arkadaşı, Yasin arkadaşıyla uğraşmışmış. Bir de Yasin arkadaşının babaannesi Yasin'i korkutmuş. Ha o zamanlar. Bayağı oldu, 3-4 sene falan oldu işte. Bizden ne istiyorlar bilmiyorum. Bir Yasin'i sarıyorlar, bir Eymen'i sarıyorlar. Yasin İlki de o zaman. Eymen de iyi oldu. Eymen de buçuydu herhalde. Yasin gelmedi okuldan. Saat 3 oldu gelmedi, 4 oldu gelmedi, 5 oldu gelmedi. O zaman da kayınbabam yaşıyordu, ölmediydi. Arayam arayam yok Yasin'i. Birisinden haber geldiydi herhalde. Yasin'i dövmüşler değil mi ne? Dememek tası bir attı arkadaşlar o zaman. Vallahi bir cinlendim o zamanlar. Gittim kadının evine gittim ta. Sen çocuğu niye korkuttun? Benim çocuğum nereye gitti? O çocuğa bir şey olursa seni öldürürüm. Ondan sonra şikayetlenmişmiş avrat. Senin nasıl karın var diye. Ama kafayı bozacaktım sinirden arkadaşlar vallahi bak. Çocuğu korkutmuş, çocuk okulda beklemiş. Kaç saat o beni dövecek yine çevirecek yolda değil. Kaç saat okulda beklemiş. Gittiydim okulda duruyor. Ha, okuldaki temizlikçi kadın aradıydı beni. Oğlum burada gel götür diye. Ondan sonra okula gittik. Babam, kayınbabam neye gittiydik aldıydık çocuğu. Bacağına diğne kurmuşmuş Yasin o zamanlar. Arkadaşın babaannesi. Zaten kayınbabam ta küçükken de dillermiş. Şey, dedemgilin malı çoğulmuş ya, tarlası pahanı, hayvanları neyi çoğulmuş ya. Öldürün de, kakıverin de ölsün suya neydi, mal maş bize kalsın diye çok demişler kayınbabamın arkasından zamanında. Anlatır bazen annem gibi. Bize karezleri, cık karezleri var bize köylünün. Köylünün değil de, işte kendini bilmeyenlerin diyelim. Yasin, uyandın mı? Ağrıyor mu daha hani? Tablet anlaşamamazlığımız başlar arkadaşlar. Bazı izleyicilerimiz diyordu Yasin'i de alın diye.
Yasin oynarken Eymen bir şey demiyor. Hiçbir şey demiyor. Eymen oynamaya başladı mı? Yasin ipikleyip duruyor Eymen'i. Aralarında dövüş çıkıyor. Yasin Dilan'ı öyle diyor. Dilan vur tablete diye. Dilan gidiyor vuruyor. Ondan sonra Eymen başlıyor ağlamaya. Ben de bugün tablete kaldırdım bağlı. Bunlara kızdığında. Bizim küçükken ne tabletimiz vardı, ne bir şeyimiz vardı. Biz sokakta şeylerdik, oynardık. Kız arkadaşlarımız vardı mahallede. Toplanırdık, kaçak oynardık, söpe söpe oynardık, saklambaç oynardık. Şimdi tablet abi yok, yine yanılma yok. Dövüşüyorlar, durmadan dövüşüyorlar. Yapraklarımızda bir güzelmiş arkadaşlar, yemyeşil duruyor da. Salı pazarından aldım bunu da. Kavanozlara bastıydık. 1 kiloluk kavanozlar var ya onlara. Arasına bir ilyene, koca bir ilyene dolduruyoruz biz yapraklarımızı. Üstünden kaynar suyu döküyoruz. Bir gün bekliyor, akşamdan sabah kadar sapsarı oluyor böyle. Yemyeşil işte. Rengini alıyor sonra. Şöyle 5'er 6'şer elimize desteliyor arkadaşlar. 2 kiloluk kavanozlara koyuyor. Bir kavanozun birisi bir sarım oluyor bize. Önceden patlağı dolduruyordum. Onun da üstünden ağzı alınca kufleniyordum. Böyle daha iyi oluyor. Bir sarımda bitiyor bu kavanoz. Dilan da banyo yaptıracağına uyudu. Aşağıda yağ bidonları varmış. Eline sokmuş, saçına başına hep sürmüş. Bir süt istedi, süt verdim. Hemen uyudu çocuk. Yaprak sarmasının içine de arkadaşlar 3, 4, 5, 6 tane soğan doğradım. Sayısını da getirdim. 3, 4, 5, 6. Sonra bir baş sarımsak doğradım. Rendeledim. Bir kaşık salça, biber salçası. Biz bahçemizden yapıyoruz salçamızı. Bir kaşık yemek salçası. Sonra bir kaşık da pul biber attım. Nar ekşisi döktüm. Maydanoz doğradım. Tuzunu da azalttım. Yaprağım birazcık tuz durmuş. Çok tuzlu olursa yiyemezdik diye az koydum tuzunu. Siz neler koyuyorsunuz arkadaşlar? Sarmanızın içine. Her bölgenin kendine ait bir sarma içi var. Herkes farklı farklı yapıyor.
Bazıları dereot koyuyor, bazıları da bir başka bir taze nane doğrayanlar var. Sultan olsaydı sarardı ikimiz yaprağı. 5 dakikada bitirir sultan makine gibi. Yurt dışında ablam da sarar yaprağı. O da güzel sarar. Kalem gibi olur sardığı yaprağı. Akşam doğruyla konuştuk. Gıcık gönüllenmiş bana ablacığım yazık. YouTube'dan dolayı fazla yazamıyorum Çiğden. WhatsApp'tan konuşuyor. Akşam oldu mu telefonu arıyorum arkadaşlar. Vallahi anca oturuyorum. Evi süpür, yemek yap, kova doldur. 3 tane çocuk hatta 4 tane diyelim. Çocuklarımın arasında soruyor da bana. 4 tane çocuğuna anca. Akşam telefonu elime aldım mı sonra bir yandan bakıyor gözünün ucuyla. Ne oynayıp duruyorsun diye. Ablam gömüllenmiş herhalde kaç gündür yazmıyor bir haftada ne. Yazıyor şöyle soğuk soğuk yazıyor. Soğuk soğuk yazıyordu işte. Ben de dün akşam bağırdım öyle yemek yerken. Videoyu bitirdikten sonra ne yapıyorum kız dedim. Niye arayıp sormam dedi. Gülüyor öyle. İkinci bir annemiz de o işte. Ablam. Annemden sonra büyüğümüz o. Tabi abilerimden hariç. Bir tane kızı var, bir tane oğlu var ablamın. Yurt dışında yaşıyor Hollanda'da. Buradan da selam göndereyim ablacığım, kusura bakma. Şey diyorum sana kızım. Ne? Fazla yazamıyorum. Şeysiz bıraktım. Mesajsız bıraktım. Öpüyorum seni çok çok. Bazen annem direnden selam gönderiyor. Anne, ablama akşam dedim ki gülüyor. Arkadaşına yaprak sarıyorduk diyor. İnsanın bir kız kardeşi olması o kadar güzel bir şey ki. Bir derdini paylaşıyor. Bir sıkıntını dokuyor. Akşam konuştuk hemen rahatladım valla. İçime sıkıntı oluyor. Aramazsam, konuşamazsam. Ben yaprağımı sarayım arkadaşlar. Bugün akşama da sote yapacağım. Sotemizi yaparken görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben mercimek çorbamı yapmaya başladım. Soğanıyla sarımsağı doğradım. Beğenimi takipçilerim. Çöp dökülecek arkadaşlar. Az sonra da çöp dökmeye gideceğim. Küçüğünden havuçla bir tane de soğan doğrayacağım arkadaşlar. Zerdeç abla mercimek çorbası yapıyorum bugün. Şöyle havucumla patatesimi yıkadım koydum. Şöyle Zeynep yengem de çok yapar arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu çorba. Zerdeç abla, karabiber, zerdeç abla. Geçen hani bir dudu pişirdiydi de son evde değildi ya. Sen bu çorbadan ne iş pişirmeyin hayal atın dedi. O çorba da çorba işte. Bu çorbamız kavruna dursun. Biz yan tarafımızı toplayalım arkadaşlar. Yaprağımı sardım. Çünkü bunun tabanında az bir şey yoktu. İçimde kaldı zaten.
Sonra bir yaprak daha çıkardım. Üstüne eklerim burada. Şöyle toplayayım şurayı. Sizlere de canlı çorba yapıyorsunuz arkadaşlar hiç. Şu tamam sardığımı da şu sabuna alana bekleyin. Öteki sardığında hazır olsun. Yaprağı hiç yapmak bile uğraştırıyor insanı. Soğanı doğra, sarımsağını doğra. İnce ince doğrayacaksın. Patatesim daha uzun. Yavrum arkadaşlar şöyle mercimeğimi de döküyorum. Mercimeğimi ölçmedim ne kadar koyduğumu onu da bilmiyorum. Hepsini göz kadar koyuyorum. Yemek kaşığı da zerdeçal. Sapsarı oluyor arkadaşlar bunun çorba. Bazen salça koyuyorum, bazen de koymuyorum. Sonra salçalı sevmiyorum çorbayı. Genellikle böyle yapar çorbamızı, mezmet çorbasını. Birazcık da mavi. Birazcık da karabiber. Sobamın üstüne suyunu getireyim, ayarlayayım suyunu. Sonra sobaya alayım. Sobamızın üstünde pişsin. Pilavı da yıkadım bu arada arkadaşlar. Tertemiz oldu fıstığım, saçlarını da kuruttum. Sobanın dibinde oturuyor şimdi. Suyumuzu da göz kararı koyalım arkadaşlar. Soğanlarımızın azıcığı da yanmış ben içi doldururken tabağı saklama kabına doldururken birazcık yazmış kaç tanesi. Çorbamızın suyu da yeterli. Kapağını kapatalım sobamızın üstüne götürelim. Tuzunu atayım. Azıcık da tuz atalım bari. Çorban piştikten sonra arkadaşlar robottan geçireceğim ben bunu. Sobamızın üstüne gidelim. Çorbamı götürdüm arkadaşlar sobanın üstüne. Sobada bir yanıyor gur gur. Dün de sotanın şeyini doğradıydım. Göğüs etini. Tencereye koydum tam altını yakacıyordum. Yasin kanım ağrıyor deyince geri öylece bıraktım. Hemen hastaneye gittik. Gelince de geç oldu zaten. Yapamadım soteyi falan. Şimdi yakacağım onları da. Sotem orada duruyor tavuğu. Şu masanın üstünü bir toplayayım arkadaşlar. Yapmaya başlayalım hemen. Ya kiminle konuşuyorum kızım? Bilemem. Yine birine laf sayıyor, birine cümle sayıyor ne bileyim. Yapranma şu kadar oldu arkadaşlar. Pek bir yaprak çıkmadı. Bence kadar kötüymüş. Bilince.
Sotemizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle göğsümü koydum oraya. 3-4 tane de biber doğrayayım da. Sotemizin domatesini de dökelim arkadaşlar. Bu zamanın üstünde pişerken ben de pilavı pişireyim bir yandan. Karabiberimi attım. Biraz kekik atıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsun kızım? Birazcık da kör atıyorum arkadaşlar. Çekil hadi. Dur. Kapat elini orayı, kapat elini. O dökülür bak, acı kapat orayı. Bunu zabamızın üstüne götürelim arkadaşlar, bu bir şey dursun. Su katmayayım, domatesin suyu yeter zaten, çorba gibi olmasın. Kızım o dökülecek şimdi anlamı. Çorbamı getirdim, havasını alıyorum şimdi. Beraber atalım bakalım ortaya. Tuzumuzu atalım, tuzla beraber 1-2 tur döndürelim. Suyunu dökelim pilavı. Bunu da zobanın üstüne götürelim.
Sizler akşama ne yemek yaptınız arkadaşlar? İnşallah size de bir fikir, öneri olur. Yarın yaparsınız bunu da. Al kızım, değil mi bilgi? Yiyeceğiz mi? İçeride yanma, tamam mı? Al şu bezi dönemeyi sen üstüne. Al bir tane. Üstüne ser, tamam mı? Abi üstüme ser de yiyeyim, tamam mı kızım? Tamam, ona yetmez zaten. Sen yiyin, haydi. Pilavımızın çorbasını yedim. Suyunu da dökelim. Bu baldo pirinç çok su çekiyor arkadaşlar. O yüzden fazla döküyorum biraz suyunu. Tam garir oluyor. Şöyle bunu şuraya alayım. Çorbamı getireyim, bir de çorbamı bakalım. Çorbam da şöyle arkadaşlar. Havuçlar falan duruyor da, şimdi robottan geçireceğim onu da. Şu pilavın ağzını kapatalım, robottan geçirelim. Bunun kapağı değmiş. Çorbamızı robottan geçelim. Biraz telefonun kızın sesini kızın da kafanız ağrımasın. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim. Zerdeçallı sapsarı bir mercimek çorbamız oldu. Arkadaşlar Soner işten geldi. Yemeğimi hazırlamaya başladım yavaş yavaş. Çorbamı koyuyorum. Çorbamı da görüyorsunuz sapsarı oldu mis gibi. Üstüne de biberinden nane yakıyorum arkadaşlar bir yandan. Salata da yapmadım, böyle yiyelim bugünlük dedi. Yoruldum vallahi. Çöp döktüm, kova doldurdum sonra yerden. Ne sıvı ne katı, tam kıvamında olmuş arkadaşlar çorbamız. Tadı da mis gibi vallahi. Şöyle. Sotemiz de burada. Yavaş yavaş koyalım. Bizimkiler acıktık diye çığırışıyorlar.
Pilavımızı da koyalım. Birazcık da yoğurt koydum arkadaşlar, salata yapmadığım için alıştırsınlar yoğurttan falan. Çorbamızı da. Zaten çocuklar hiç merak. Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Pirinç pilavımız, zerdeçallı mercimek çorbamız, sonra tavuk sotemiz, şu lahana turşusu, bu temizlik turşusu arkadaşlar, şu süs biberi, böyle pilavımız, yoğurdumuz falan var. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Soframızı serdim. Yemek yemeye çay kaşığı götüreceğim adamız lazım. 5, 6. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Siz de kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bol bol yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın inşallah. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.